Herkese merhabalar. Doğru iletişim kurarken evet beden diline önem veriyoruz, kullandığımız kelimelere önem veriyoruz, ses tonumuza önem veriyoruz değil mi? Bunların hepsi bir bütün, doğru iletişim tekniklerinin içerisinde bir bütünün parçaları. Peki selamlarken nelere dikkat ediyoruz ya da nelere dikkat etmeliyiz? Yani karşılıklı bir araya geldiğimiz insanlarla hem toplantı esnasında yani kurumsal hayatta hem özel hayatımızda selamlarken neler yapmalıyız? Bu videomda size bunlardan bahsedeceğim. Değerli izleyiciler, öncelikle şu kuraldan bahsetmek istiyorum. Bir odaya girdiğiniz zaman, bir sohbet eden insanlar içerisinde bir odaya girdiğiniz zaman ya da biriyle karşılaştığınız zaman tesadüfen ya da toplantı esnasında davetli olan konuklarınızı ev sahibi olarak karşılayacağınız zaman birbirinden farklılaşan bir biçimde selamlama yöntemleri ve şekilleri vardır. Ama en genel olarak ben size şundan bahsetmek istiyorum. Genel kural şu. Ast olan kişi öncelikli olarak üst olan kişiye selam verir. Yani siz çalışansanız yöneticinize öncelikli olarak siz merhaba demeniz gerekiyor. Başınızla bir selam vermeniz gerekiyor. Erkekler kadınlara öncelikli olarak selam verecekler. Yani bir kadın ve bir erkek karşılaştılar ve bir erkek öncelikli olarak merhaba diyecek. Yani bir selamlama sözcüğünü ilk olarak erkekler kullanacaklar. Yine aynı şekilde kalanlar da yani bir toplantıdan ayrılıyorsunuz değil mi? Gidenler oluyor ve kalanlar oluyor. Yine aynı şekilde de gidenler yani toplantıdan ayrılanlar ilk olarak hadi görüşürüz, kendinize çok iyi bakın, mutlu bir hafta sonları diliyorum falan gibi benzer cümlelerle selamlayarak ya da konuşarak giderken onlara bir mesaj verip gidecekler. Yani genel kuralın bu olduğunu unutmayalım değerli izleyiciler. Üstlerinize ilk olarak sizin selam vermeniz gerektiğinden bahsetmiştim. Herhangi bir toplantı esnasında karşılıklı bir araya gelinen bir toplulukta da yine aynı şekilde ast üst ilişkisini, kadın erkek ilişkisi dengesini mutlaka gözetmemiz gerekiyor. Bunu da unutmayalım değerli izleyiciler. Peki hemen devam edelim selamlamaya. Bir toplantıda önce bir toplantıya girdiniz ve toplantının bir ev sahibi var. Önce kimi selamlayacaksınız? Ev sahibini selamlayacaksınız. Ev sahibine merhaba diyeceksiniz. Toplantı ev sahibi olabilir ya da sosyal hayattaki ev sahibiniz olabilir. Merhaba diyeceksiniz. Ondan sonra diğer üyelere selamlarınızı vereceksiniz. Karşılama ve uğurlamalarda da yine benzer kurallar geçerli olacak. Yine makamlarına ve kıdemlerine göre protokolden bahsedecek olursak eğer protokolden en üst en başlayıp en aşağıya doğru selamlama ve karşılamayı gerçekleştirmeniz gerekiyor değerli izleyiciler. Bunu da hemen bahsetmeden geçmek istemiyorum. Peki karşılama ve uğurlamalardan bahsederken, selamlamadan bahsederken protokol kuralları gereği ki ileride size faydalı olacağını düşünüyorum. İş hayatına atılan özellikle öğrencilerim için. Örneğin devlet törenlerinde de resmi törenlerde uçaktan birini karşılarsınız değil mi? Ya da uğurlarsınız. Eğer siz birini uğurluyorsanız şayet ya da gidiyorsanız şayet uçağa en önce ast olanlar binerler. Siz öncelikle onları uğurlamanız lazım. Yani asttan yukarı doğru çıkar. Önce çalışanlar yani alt kademedekiler hiyerarşik sıralamaya göre ondan sonra yönetici, başkan, cumhurbaşkanı oraya kadar devam eder. Peki inerken nasıl oluyor? Yani uçaktan inerken siz karşılarken nasıl oluyor? O zaman da en üst kişinin ilk olarak uçaktan inmesi beklenir ve arkasından da daha hiyerarşik sıralamada daha aşağılarda olan kişilerin inmesi beklenir ve sizin de onları selamlamanız beklenir. Yani birini uğurlarken küçükten büyüğe doğru bir sıralamayla uğurlamanız gerekiyor. Birini karşılarken, selamlarken de büyükten küçüğe bir sıralamayla karşılamanız gerekiyor. Bunu da hemen altını çizmek istiyorum. Eli uzatırken, toka yaparken el uzatmada öncelikli olarak, bakın selam verirken ilk olarak ast olanlar yani aşağıdaki yukarıyı selamlardı. Ama el uzatırken, tokalarken de öncelikli olarak üst
altı selamlar, yani elini uzatır. Siz astsanız eğer, alttaki bir kişiyseniz eğer, toka yapmak için üstünüzün size el uzatmasını bekleyeceksiniz. Az önce erkekler kadınlara selam vermeleri beklenir demiştim. Yine toka yaparken de öncelikli olarak kadınların erkeklere el uzatması beklenir. Nezaketen böyle bir kural söz konusudur. Hem de çeşitli yanlış anlaşılmalara da mahal vermemek için. Ev sahibi biliyorsunuz önden gider, yol gösterir. Gösterirken de genellikle şunu unutmayalım, şu kuralı unutmayalım. Karşılamalarda ve uğurlamalarda genellikle ev sahibi olduğumu düşünelim. Konuğu benim sol tarafımda tutmam gerekiyor ki yürürken de hafif bedenen konuğuma doğru dönerek yürüyeceğim. Bu şekilde yürüyeceğim. Yan yana yürüyeceğiz. Belki hafif adım, bir adım, yarım adım önde durmam gerekiyor. Ama konuğum benim solumda olacak. Çünkü tanıştırmam gereken bir kişi olursa karşılarken bizim aynı anda dönüp sağ taraftaki bir kişiyi karşılayıp tanıştırmam ve toka yapmaları ve selamlamaları, birbirlerini selamlamaları daha uygun ve daha kolay olacak. O yüzden sağ tarafımı her zaman boş bırakıyorum. Misafirimi sol tarafıma alıyorum. Genel kurallar böyle. Genel protokol kuralları, görgü kuralları ve sosyal hayat içerisindeki genel kurallar böyle. Daha pek çok kural var. Bunlar zaman içinde değiştirilebilir belki dönemin şartlarına ve koşullarına göre yeniden uyarlanabilir kurallar ama ben size genel kurallardan bahsettim. Bunları uygularsanız doğru iletişim teknikleriyle, doğru yöntemlerle etkili beden dilini de kullanarak karşılama ve uğurlama törenlerinizi daha aktif, daha dinamik, daha güzel bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz değerli izleyiciler. Evet, bu videomun sonuna geldim. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.